Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. 9. dersimizin konusunu izantropik hal değişimleri ve tersini sürekli akış işi oluşturuyor. Entropi konusuna bölüm 2 ile devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videoyu izlemeden önce www.hüseyingunerhan.com adresinde bulunan bu derse ait yazılı bilgileri bilgisayarınıza indirip çıktı alıp videoyu bu çıktılarla beraber izlerseniz öğrenmeniz daha kolay olacaktır. Evet, termodinamik kolaydır, entropi kolaydır deyip dersimize başlayalım. Arkadaşlar, sabit bir kütlenin entropisi ısı geçişi ve tersinmezliklerle değişir demiştik. Entropi içten tersinir ve adiabatik hal değişimleri sırasında değişmez diyebiliriz. Hal değişimi sırasında entropi sabit kalıyorsa izantropik hal değişimi göz önüne alınır. Tersinir durumlar idealdi, izantropik hal değişimleri de ideal olacaktır. O zaman izantropik hal değişimlerini göz önüne aldığımızda delta S eşittir 0 olacak, yani S2 eşit S1 olacak. Entropi değişmeyecek, sabit kalacak. Bu hem kapalı sistem için hem açık sistem için geçerli olacak. Kapalı sistemde sistemin entropisini göz önüne aldığımızda sistemin entropisindeki değişim 0 olacak. S2 eşittir S1 olacak. Açık sistemlerde ise giren ve çıkan entropileri, yani kütlenin giriş ve çıkış entropisini veya akışkanın giriş ve çıkış entropisini göz önüne aldığımızda bunlar birbirine eşit olacak. Açık sistemlerden bahsediyorsak pompa, türbin, lüle, yayıcı açık sistemin elemanlarıydı. Bu elemanlar arkadaşlar pompa, türbin, lüle ve yayıcı yalıtımlı ise adiabatik olarak çalışırlar. Yalıtımlı değiller ise yine biz adiabatik olarak göz önüne alabiliyoruz birçok durumda. En yüksek verime, sürtünme gibi tersinmezlikler en azı indirildiğinde ulaşırlar. Hem sürtünme gibi tersinmezlik olmayacak hem de adiabatik ise izantropik değerlendirme kapsamında bu dört elemanı ele alabiliriz. İzantropik hal değişimleri sistemlerde gerçekleştirilebilecek hal değişimlerin üst sınırı oluyor. Üst. Bu çerçevede verim tanımlamaları yapılabilir. Yani herhangi bir hal değişimi, yani gerçek hal değişimiyle izantropik hal değişimini göz önüne aldığımızda izantropik hal değişimlerden elde ettiğimiz değer üst sınır oluyor. Bu çerçevede biz izantropik verim tanımlamaları da yapabiliyoruz ve bize bu bir modelleme sağlıyor. Mühendisler bu çerçevede ideal sistemlerle gerçek sistemler arasında bir modelleme oluşturabiliyorlar. Tersinir ve adiabatik hal değişimi dedik. Bu ikisinin birleşimine biz izantropik hal değişimidir diyeceğiz dedik. Her izantropik hal değişimi tersinin adiabatik hal değişimi değildir. Ama arkadaşlar izantropik hal değişimi kapsamında özellikle içten tersinir ve adiabatik hal değişimlerini hep izantropik hal değişimi olarak göz önüne alacağız. Ama biz yine bilelim ki her izantropik hal değişimi tersinir ve adiabatik hal değişimi değildir. Evet, bu girişten sonra güzel bir örnekle devam edelim. İzantropik buhar türbinini ele alalım. Sonuçta V-net'i bulalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekil üzerinde giriş ve çıkış bilgileri verilmiş. Türbinden iş elde edilir. Girişi 350 derece santigrat, 4 megapascal basınç ve 1 kilogram bölü saniye debisinde olsun. Çıkış 125 kilopascal ve kuruluk derecesi 1 olsun. Yani doymuş buhar olarak çıkıyormuş. Tabi izantropik buhar türbini dedik. Buhar türbini demek yani su ile çalışacak. Sonuçta herhangi bir soru içinde buhar türbini ifadesini görürseniz orada su buharından söz edildiğini anlayacaksınız. Bütün sorularımızın çözümlerini önce termodinamiğin birinci yasasıyla başlıyoruz. Enerji dengesi eşitliğini yazıyoruz. Bu kısmı çok iyi öğrendiğinizi tahmin ediyorum. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem bizim temel eşitliğimiz. Jül biriminde bunu yazabiliriz. Gerekirse watt biriminde yazabiliriz. Eğer bir açık sistem elemanı, bir sürekli akış elemanı olan türbinden bahsediyorsak burada delta E sistemi sıfır alacağız. Akışkanın giriş miktarı ile çıkış miktarı birbirine eşit olacağı için sürekli akıştan söz edebiliriz. Ama E giren E kütle 1 olacak. E çıkan E kütle 2 ve V net olacak. Bu sistemin sınırlarını delen enerjiler E kütle ile V işi olacak ve bu çerçevede
enerji dengesini değerlendireceğiz. Bilgileri buraya tekrar yazmışız. E kütle 1 eksi E kütle 2 eksi V net eşittir 0 olacak. Artı eksiye de dikkat ediyoruz. Biliyorsunuz E kütle entalpi, yani bu özgül entalpi küçük harfle yazdığımız için özgül kinetik enerji ve özgül potansiyel enerjiden oluşuyor. Kinetik ve potansiyel enerjiler herhangi bir bilgi verilmemişse ihmal ediliyor. Yani E kütleyi sadece entalpi cinsinden değerlendirebiliriz. O zaman V neti tek başına bıraktığımızda ve gerekli matematiksel düzenleme yaptığımızda M çarpı H1 eksi H2 bizim çıkan net iş miktarını verecek. Buradaki net iş miktarı zaten türbinin çıkış işi olacak. Bunu jül biriminde yazmışız. Arkadaşlar kütlesel debi verildiği için kütlesel debiyle H1 eksi H2'yi çarptığımızda watt birimine ulaşıyoruz. O zaman V netin üstüne bir nokta koyacağız. Watt birimi için, birim zamanda değişim için. Evet, bu başlangıç bilgilerinden sonra, termodin birinci yasası bilgilerinden sonra yine daha önce öğrendiğimiz özelliklerin saptanması kısmına gelelim. Hal 1, basınç 4 MPa, sıcaklık 350 derece santigrat. Türbin girişi arkadaşlar kızgın buhar olur ama biz yine bunu ispatlayalım. 4 MPa için boyma sıcaklığı 250.35 derece santigrat. Tablo A5'te var. Bu çerçevede bakıyoruz. T1 giriş sıcaklığı büyük T doymadan. O zaman kızgın buhar bölgesinde çalışıyoruz. Kızgın buhar bölgesinde çalışıyorsak 4 MPa ve 350 derece santigrat için entalpiyi biz giriş bu türbine giren entalpiyi 3093.3 kJ/kg olarak okuruz. Tablo A6'dan aynı tablodan giriş entropisini de 6.5843 kJ/kg Kelvin olarak okuruz. Tamam. Hal 1'i halletmiş olduk. Hal 2'ye bakalım. Şimdi izentropik türbin diyor soruda. Ama biz önce gerçek duruma bakalım. Çünkü bu soruda amaç hem gerçek durumu hem izentropik durumu karşılaştırmak olsun. Gerçek durumda P2 basıncı 125 kPa. Bir de ikinci bağımsız değişken olarak doymuş buhar noktası verilmiş veya kuruluk derecesi 1 verilmiş. O zaman doymuş buhar noktasında biz H2 değerini ilgili tablodan, tablo A5'ten 2684.9 kJ/kg olarak okuruz. Arkadaşlar A harfi gerçeği göstersin. İzentropikte de S alt indisini kullanacağız. Buradaki A alt indisi gerçek durumu göstersin. H2A değerini tablodan okuduk. Peki izentropik türbünde ne yapabiliriz? O zaman bize örneğin x2 eşittir 1 verilmez de soruda izentropik türbün der. O zaman P2 basıncı 125 kPa ise bize ikinci bir bağımsız değişken lazım. Zaten izentropik türbünde çalışıyorsak S2 eşittir S1 alacağımızı dersin başında söylemiştik. İzentropik ideal bir durumdur diyebiliriz. Hal 2 çerçevesinde iki tane birbirinden bağımsız özelliği bu şekilde yazıp diğer özellikleri tespit edebiliriz. Evet, S2 eşittir S1 dedik. 125 kPa için o zaman S değerlerine bakacağız. Çünkü burada ikinci özelliğimiz entropi var. 125 kPa'daki Sf, Sg ve Sfg'yi tablodan okuruz. Arkadaşlar bizim S2 değeri 6.5843 kJ/kg Kelvin. Bakıyoruz bu Sf ile Sg arasında kalıyor. Demek ki P2 125 kPa çıkış basıncı çerçevesinde çıkışın bölgesi ıslak buhar bölgesidir. Evet, izentropik durumu da bu şekilde hallettik. Gerçekte x2 eşit 1 iken izentropik durumda ıslak buhar bölgesine düşmüş çıkış özelliği. Arkadaşlar elimizde S2 değeri var, Sf değeri var, Sfg değeri var. O zaman x2'yi buradan tespit edebiliriz izentropik hal 2 için. Neden x2 kuruluk derecesini tespit ediyoruz? Bize entalpi lazım. Entalpiyi hesaplayacağız. Evet, buradan x2 kuruluk derecesi 0.8816 olarak elde ediliyor. Çünkü diğer bütün sayısal değerler elimizde var. 125 kPa çıkış değeri için Hf ile Hfg'yi, yani entalpi, yani küçük harf olduğu için özgül entalpileri tablodan okuruz. 125 kPa için okuduğumuzdan dolayı tablo A5'ten okuruz. K2
Kulluk derecesini bulduk izantropik durum için. Bakın buraya H2S'ye yazmışız. İzantropik durum için iki çıkışın entalpisini HFX2 ve HFG değerlerinden yararlanarak 2419.67 kilojül bir kilogram olarak buluyoruz. Evet, sorumuz izantropik buhar türbünü ama hem izantropik olsun hem olmasın durumunu göz önüne alarak soruyu çözmeye çalıştım. Bu çerçevede arkadaşlar V net A yani V net gerçek, o zaman gerçek entalpi değerlerini yerleştirerek 408.4 kilowatt olarak bulunur. V net S yani izantropik durumda ulaşabileceğimiz en yüksek değer iş eldesi yine izantropiye ait H2 değerini yerleştirerek o da 2419.67, o zaman V net S 670.63 kilowatt çıkıyor. Evet. Sonuç V net A küçük V net S yani izantropik durumda elde edebileceğimiz iş miktarı zaten ulaşabilecek en yüksek değerdir. Biz mühendisler bu değere göre bir modelleme yaparız. Ulaşabileceğimiz veya hani teorik olarak ulaşabileceğimiz en yüksek değer 670.63 kilowatt'tır. Bizim elde edebileceğimiz değer her zaman bu 670.63'ün altında olacak. Ama buna ne kadar yaklaşırsak bizim için o kadar iyi olacak. Arkadaşlar daha izantropik verimden söz etmedik ama burada gördüğünüz gibi iki tane V net değeri var. Ve bunların oranı bize bir verim verebilir. Bir verim için bir sonuç verebilir. Yani 408.4 kilowatt bölü 670.63 kilowattı böldüğümüzde 0.61 çıkıyor. Yani bu türbünün izantropik verimini konuşacağız ama şimdiden bir hesaplarsak 0.61 veya %61 olarak bulduk. Yani şu teorik maksimum değere %61 oranında yaklaşıyormuşuz. Tabii ki bu değer küçüktür bir türbün için. Bunu ne kadar bu değeri arttırabilirsek ki o Ar-Ge mühendislerinin işi, termodinamikçilerin işi, o zaman o kadar daha fazla çıkış işi elde edebileceğiz. Evet. Bu örnekten sonra arkadaşlar örneğimiz saf maddelere ait bir örnekti. Entropi olsun, entalpi olsun bu değerleri ilgili tablolardan okuduk su için. Ama gazlarla çalışıyorsak gazları aksi söylemedikçe ideal gaz alacaktık. Gerçek gazları termodinamik 2'de işleyeceğiz. İdeal gazların izantropik hal değişimlerini nasıl hesaplayabiliriz ona kısaca bakalım. Arkadaşlar bölüm 1'de sabit özgül ısılar yaklaşımını göz önüne alıp ideal gazlar için işte S2-S1'i sıcaklığa, özgül ısıya ve hacme veya basınca göre modelledik veya sabit basınçtaki özgül ısı, sabit hacimdeki özgül ısıya göre modelledik. Bunları bölüm 1'de çalıştık. Biz izantropik çalışıyorsak S2 eşittir S1 olacak veya burası 0 olacak. Şu kısım 0 olunca, buraya yazmışız zaten, S2 eşit S1 olunca, şurası 0 olunca elimizde ne kalıyor? CV ln T2 bölü T1 eşittir. Eksi R ln V2 bölü V1 kalıyor. Bunu düzenlersek arkadaşlar sadece ln veya logaritma okunuyor bu değer. Logaritma T2 bölü T1'i tek başına bırakırsak, diğer terimleri karşıya atarsak şöyle bir sonuç elde ediyoruz. Bu sonucu matematik olarak değerlendirelim. Bir adım daha gidersek arkadaşlar logaritmanın tanımından yola çıkarak şu baştaki değeri 3 olarak yazabiliriz. Buranın başında eksi olduğu için V2 bölü V1 yerine V1 bölü V2 yazdığımızda burayı artı olarak R bölü CV olarak yazabiliriz. Hatta bu elenler de birbirini götürür. E üzeri cinsinden iki tarafı da tanımlarsak T2 bölü T1 eşittir V1 bölü V2 cinsinden de bir tanımlama yapabiliriz. O sonuca ulaşmadan evvel R bölü CV üzerine konuşalım. Arkadaşlar R CP bölü CV idi ideal gazlarda. Bunu da geçmişte ispatladık. Bir de biz CP bölü CVK diyoruz. Bu çerçevede R bölü CV'yi ele alalım. R yerine CP eksi CV yazarsak bölü CV. Burayı matematik olarak düzenlersek burası CP bölü CV eksi 1 çıkıyor. Şu orana zaten K dediğimizden dolayı K eksi 1 olarak çıkıyor. Yani
Şu ulaştığımız son sonucu T2 bölü T1 eşittir V1 bölü V2 üzeri K eksi 1 olarak yazabiliriz. S1 eşit S2 için, izantropik durum için. Aynı işlemleri arkadaşlar şu ikinci eşitlik için yaparsak, yani sabit basınçtaki özgül ısı eşitliği için yaparsak, T2 bölü T1 eşittir P2 bölü P1 K eksi 1 bölü K'yı elde ederiz. Bunu da matematik olarak yaparsanız arkadaşlar bu sonuca ulaşacaksınız. Bunu ben burada ayrıntılı olarak anlatmak istemedim. Sonuçta matematik olarak yaparsak bu sonuca ulaşıyoruz. T2 bölü T1, T2 bölü T1 var. Demek ki şu iki kısım birbirine eşit. Son olarak yine bir matematik düzenleme yaparsak ve P2 bölü P1'i başa alırsak basınçla özgül hacim arasında da bir ilişki S1 eşit S2 için kurabiliyoruz. O zaman burada üst K oluyor. Arkadaşlar, ideal gazlarda izantropik durumda elde ettiğimiz şu 3 eşitlik önemli. Problemlerde hangisi bize lazım oluyorsa onu direkt kullanabiliriz. İzantropik hal değişimi için ideal gazlarda. Evet. Değişken özgül ısılarla çalışıyorsak arkadaşlar, o değişken özgül ısıları S2 eksi S1 eşittir S2 üzeri 0 eksi S1 üzeri 0 eksi R logaritma P2 bölü P1 olarak tanımlamıştık. Değişken özgül ısılarda şurası 0 ise, yani S1 eşit S2 ise, o zaman S2 üzeri 0'ı başa almışız. S2 üzeri 0 eşittir S1 üzeri 0 artı R logaritma P2 bölü P1 yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada P2 bölü P1'i, yani şuradaki P2 bölü P1'i tek başına bıraktığımızda, bu matematiksel olarak düzenlediğimizde karşı taraf E üzeri olarak çıkıyor. E üzeri demek eksponansiyel demek. O S2 üzeri 0 eksi S1 üzeri 0 bölü R olarak çıkıyor. Şu kısmı belli ideal gazlar için hesaplayıp tablolar haline getirmişler arkadaşlar. Bu ifadeye bağlı basınç oranı deniyor. PR2 bölü PR1 olarak gösteriliyor. Yani P2 bölü P1 buraya yazmışız. P2 bölü P1 eşittir PR2 bölü PR1 yazabiliriz. Çünkü şu kısımları bizim için hesaplayıp tablo haline getirmişler. Buna da bağıl basınç değerleri demişler. Bu bağıl basınç değerlerinden bağıl basınç oranı oluşuyor. S1 eşittir S2 için değişken özgül ısılar yaklaşımı altında bu eşitliği de kullanacağız. Bu eşitlik de önemli. Nasıl kullanıldığını örnek altında ele alacağız. Arkadaşlar P2 bölü P1 eşittir PR2 bölü PR1 eşitliğinden yararlanarak ve P5 eşittir RT ideal gaz eşitliğinden yararlanarak çeşitli matematiksel düzenlemeler yaparak biz özgül hacimler içinde değişken özgül ısılar yaklaşımı altında özgül hacimler içinde bir eşitlik elde edebiliriz. O zaman V2 bölü V1 TR PR1 T1 PR2 eşitliğini elde edebiliriz. Şu kısmı yine bizim için hesaplamışlar arkadaşlar. Bu kısmı da hesapladıktan sonra VR2 bölü VR1 olarak tanımlamışlar. Yani bağlı özgül hacim oranı cinsinden de yazabiliriz. V2 bölü V1, VR2 bölü VR1 olarak yazılabiliyor. S1 eşittir S2 için. Evet, bunu fazla uzatmayalım. O zaman değişken özgül ısılar yaklaşımı altında biz problemi modellemek istiyorsak ve izantropik olarak ideal gazı modellemek istiyorsak iki tane önemli eşitliğimiz var. Bir tanesi bağıl basınç oranından oluşan bu eşitlik. İkincisi bağıl özgül hacim oranından oluşan bu eşitlik. Buradaki bağıl değerler ilgili tablolarda yer alıyor. Gerektiğinde o tablolardan o değerleri alıp kullanacağız. Evet, buraya yazmışız. PR ve VR değerleri sıcaklığa göre hesaplanmış ve tablo olarak verilmiştir. Hava için tablo A17 var örneğin. Ama diğer ideal gazlar için de var. Bize hangi ideal gaz için PR ve VR değerleri lazımsa ona ait tabloyu alıp işlemi yapmamız gerekiyor. Örneğimize geçelim. Yine izentropik kompresörü gözden almışız burada. Biraz önce türbini ele almıştık. İzantropik kompresörde yine VNet üzerine çalışalım arkadaşlar. Şeklimize bakalım önce. İdeal gaz olarak burada hava var. Hava kompresörü.
Ve bu hava kompresörünü çalıştırmak için VNET iş girişi lazım bu sisteme. Bir noktasından giriş T1 sıcaklığı 300 Kelvin, kütlesel de 1 kilogram bölü saniye ve P1 basıncı 95 kilopascal. Kompresör bu noktadan havayı alıp iki noktasına basıyor. P2 basıncı 600 kilopascal, T2 sıcaklığı 550 Kelvin olsun. Bu kompresör hem gerçek hem izantropik olarak inceleyelim. Her zaman yaptığımız gibi termodinamiğin birinci yazısına başvurup enerji dengesini yazalım. E'den eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Kompresörde yine sürekli akış var. O zaman delta E sistem 0. Ama E girene bakarsak bu sefer direkt arkadaşlar E kütle gireni kütlesel debi çarpı H1 cinsinden yazmışım. Kinetik ve potansiyel enerjiler ihmal edilmiş. Başka iş girişi var bu sisteme ama M2 çarpı H2 miktarında da kütleyle enerji çıkışı var. Tamam. Burada hani kütlesel debiyle çarptığımız için watt biriminde yazmamız gerekiyor. Şurada üstünde tabii ki nokta olacak. Dediğim gibi notlarda ufak tefek hatalar oluyor. Siz buraya bir nokta koyarsınız. VNet eşittir kütlesel debi çarpı H2-H1 cinsinden bu kompresör için VNet'i yazabiliriz. Evet, kütlesel debiler eşit buraya yazmışım yani sürekli akış için. Tamam, şunun üstüne bir nokta koyacağız. Hava için değişken özgül ısılar yaklaşımı uygulanacaktır demişim. Arkadaşlar soruda değişken özgül ısılar mı, sabit özgül ısılar mı kullanılacak söylenmediği zaman örneğin hava için elimizde tablo A17 olduğundan dolayı değişken özgül ısıları kullanabiliriz. Değişken özgül ısılar yaklaşımı daha gerçeğe yakın sonuç verecektir. Tablo A17'den 300 Kelvin için T1 sıcaklığı 300 Kelvin için H1'i okuyabiliyoruz. Özgül entalpi değeri 300.19 kilojül bölü kilogram. Arkadaşlar aynı tablodan 300 Kelvin için bağıl basıncı PR1'i de 1.3860 olarak okuruz. Bu boyutsuz bir sayıdır. 1.3860 olarak okuruz. T2 sıcaklığı 550 Kelvin verilmiş. Tabi hava sıkıştırıldığı için sıcaklığı artacak. 550 Kelvin için yine tablo A17'den H2 554.74 kilojül bölü kilogram olarak okunur. Bu gerçek entalpi değeri olsun. Bu gerçek değerler dursun. Şimdi izantropik kompresöre bakalım. İzantropik kompresörde P2 bölü P1 eşittir PR2 bölü PR1 yazabiliriz demiştik. Değişken özgül ısılar yaklaşımı altında. Elimizde basınç değerleri var. 600'e 95 ve 300 Kelvin için 1.3860 değerini, PR1 değerini okuyabildiğimizden dolayı elimizde Hal2 için PR2 değeri yok. O zaman buradan PR2'yi belirleyebiliriz. Tablo A17'den PR2 8.754 olarak okunuyor. Okuduktan sonra ne yapacağız? Tablo A17'de PR değerlerine bakacağız. 8.754'e yakın değeri ele alacağız. Yoksa interpolasyon yapacağız ve bu PR değerinin karşısındaki entalpi değerini okuyacağız. Tabi okuduğumuz değer izantropik duruma ait entalpi değeri olacak. Çıkış entalpisi olacak. O da 508.72 kilojül bölü kilogram olarak okunacak. Arkadaşlar gerçek değer 554.74'tü. Buradan 508 çıktı. Neden? Daha küçük çıktı. Çünkü kompresörle çalışıyoruz. Ne kadar az iş verirsek o kadar bizim için ekonomik olacak bu kompresör. Evet, gerçek değer olarak VNet üzeri noktalı VNet eşittir kütlesel debi çarpı H2-H1 yardımıyla 254.55 kW çıkıyor gerçek VNet değeri. İdeal durumda, izantropik durumda çalışıyorsak VNet S'den bahsedebiliriz o zaman. Yani buraya H2-S'yi koyacağız. Bu çerçevede sonuç 208.53 kW çıkıyor. Gördüğünüz gibi burası daha küçük çıkacak. Daha az bir iş girişi olacak. Daha bir elektrik enerjisi, daha az elektrik enerjisi girişi olacak. İzantropik durumda kompresöre daha az iş girişi olacaktır demişiz. Ve bu çerçevede gerçek ve ideal durumunu da göz önüne aldık. Hem de burada arkadaşlar değişken özgül ısılar yaklaşımı
yaptık. PR 2 bölü PR 1 oranını nasıl kullanacağımız hakkında kısa bilgiler verdik. Hemen kompresör izantropik veriminden de bahsedebiliriz. 208.53 kW bölü 254.55 kW oranı bize bir izantropik verimi verir. O da 0.82 veya %82 çıkıyor. Evet. Tabii ki VNet izantropik küçük olmalı. VNet gerçekten kompresör için iş kullanan, iş girişi olan sistem için. Arkadaşlar adım adım ilerliyoruz. Şimdi çok önemli bir konuya geldik. Biz mühendisler için entropiyi bilmek, termodinamiği bilmek çok önemlidir arkadaşlar. Termodinamiğin birinci yasası altında güzelce enerji dengesini kurup gerekli işlemleri yapıyoruz. Termodinamiğin ikinci yasası altında da entropi dengesini kuruyoruz ama arada da ideal durumlara ait bazı tanımlamaları, bazı konuları ele alıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli, mühendisler için çok önemli, modelleme yapabilmek için çok önemli. Tersinin sürekli akış işi de bizim için çok önemli. Bunu da ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Tersinin sürekli akış işi dediğimizde açık sistemler aklımıza gelecek. Çünkü sürekli bir akış var. Bir açık sisteme giriş çıkış olarak bir kütle giriş çıkışı var. Sürekli akış varsa arkadaşlar toplam giren kütlesel debi eşit toplam çıkan kütlesel debi veya toplam giren kütle eşit toplam çıkan kütle olmak zorunda sürekli akışta. Tersinin sürekli akış işini alıyoruz ve sürekli akış olarak kütlenin korunumu çerçevesinde bu eşitliği de yazabiliriz. Evet, E kütleyle çalışıyoruz. E kütleyi küçük harfle yazarsak birimi jül bölü kilogram olacak. Yani özgül ön adıyla yazarsak özgül kütleyle enerji geçişini bu şekilde yazabiliriz. Bu entalpi, kinetik enerji ve potansiyel enerjisinden oluşuyor demiştik. Tamam. Bu bir hatırlatma. Bu çerçevede şu şekilde devam edelim. Akışkan içten tersine bir hal değişiminden geçtiği sürekli akışlı sistemi ele alalım. Neden? Çünkü şu anda ideal bir durumdan bahsediyoruz. İdeal bir durumda tersine sürekli akış işi ne olabilir ona bakacağız. Enerji dengesini termodinamiğin birinci yasası kapsamında yazarsak gelen eksi çıkan eşittir delta sistem olacak. Burası sıfır, sürekli akış var. Bu sefer arkadaşlar matematiksel olarak yaklaşalım, diferansiyel formda alalım. Sisteme iş girişi olsun, kütle girişi olsun, kütleyle enerji girişi olsun, sisteme ısı girişi olsun. Biraz önce işte dedim sanırım. Sisteme ısı girişi olsun, sisteme kütleyle enerji girişi olsun. Tamam, şimdi doğru söyledim sanırım. Sistemden iş çıkışı olsun, sistemden kütleyle enerji çıkışı olsun. Yani sisteme ısı giriyorsa arkadaşlar, yani kapalı bir sistemde piston silindir düzeni aklınıza gelsin. Isı giriyorsa oradan bir iş çıkışı olacak. Ama bu açık sistem sonuçta hem iş girişi var, hem ısı girişi var, hem iş çıkışı var, hem kütle girişi var, hem kütle çıkışı var. Neyse, şurayı hızlı geçeyim. Isıyla kütlenin yerini yanlış söylüyorum. Isı girişi var, iş çıkışı var. Tamam. Sistem sırrından diferansiyel formda ısı ve kütle girişi ve iş ve kütle çıkışı olsun. Evet, buraya güzelce yazmışım. Doğrusu burada. Tersinin işi hesaplayalım arkadaşlar. İdeal durumda yaklaşıyoruz. Buraya güzelce onu şematik olarak da çizmişiz. Yani açık bir sistemde çalışıyorsak türbünü ele almışım. Türbüne kütleyle enerji girişi var, kütleyle enerji çıkışı var. Bir de ısı girişi olsun. Türbünün amacı zaten iş elde etmek. Tamam. Bu şekil çerçevesinde devam edebiliriz. Enerji dengesini yazdık madem. Delta Q artı delta E kütle giren eksi delta iş ve eksi delta E kütle çıkan eşittir sıfır olarak yazabiliriz. Tabi diferansiyel formda yazdığımız için bunları D olarak okuyabiliriz. Biz DQ eksi DV'yi sol tarafa alırsak diğer taraf giren ve çıkan kütlenin enerjilerine eşit olsun. DE kütle çıkan eksi DE kütle giren olsun. Diferansiyel formda yazdık. DQ eksi DV
İyi arkadaşlar, sol tarafta bıraktık dedik. Kütle giriş çıkışlarını entalpi, kinetik enerji ve potansiyel enerji cinsinden yazabiliriz. Bunları küçük harf olarak alıyorsak kütleyi dışarı alalım. İçeride D, H, D kinetik enerji ve D potansiyel enerji yer alsın. Entalpi değişimi, kinetik enerji değişimi, potansiyel enerji değişimini diferansiyel formda ele alalım Joule biriminde. Her tarafı M'ye bölelim arkadaşlar. Q'yu V'yi M'ye böldüğümüzde D küçük Q eksi D küçük V'yi elde ederiz. Burayı M'ye böldüğümüzde zaten parantez içindeki DH, D kinetik enerji ve D potansiyel enerji kalır. Joule bölü kilogram biriminde bunu yazabiliriz. Arkadaşlar, tersinir sürekli akış işini ele alıyoruz. Bu çerçevede bir türbünü ele alalım dedik örnek olarak. Bu türbündeki giren ve çıkan enerjileri değerlendirip diferansiyel formda şu önemli eşitliği elde ettik. Şimdi bu eşitlik üzerine konuşmaya devam edelim. İdeal durumu, tersinir durumu göz önüne alıyorsak biz içten tersinir için DQ'yu T çarpı DS olarak yazmıştık. Daha önce bunları elde ettik. T DS için ise DH eksi V DP'yi elde ettik arkadaşlar. Bunlar bölüm 1'de var. O zaman şu DQ yerine TDS'yi veya TDS yerine bu sefer DH eksi VDP'yi yazalım. DQ yerine. Evet, oradan DH eksi VDP geliyor. Eksi V VTR yer alacak. Bunun da altına TR indisini koymuşuz. Çünkü artık tersinir olarak sisteme bakıyoruz. Q için tersinin karşılığını buraya yazdık. Burada DH var. Burada DH var, birbirini götürür. O zaman işi tek başına bırakırsak eksi dv tersinir işi eşittir. Vdp artı d kinetik enerji artı d potansiyel enerjiye dönüşüyor. Tamam, bu diferansiyel formda ise integralini alalım. İntegralini alırsak burası tersinir işi olacaktı. Başındaki eksiyi unutmayacağız. Karşıda ne kaldı? Vdp'nin integrali. Kinetik enerji ile potansiyel enerjinin integrali zaten delta. Kinetik enerji delta potansiyel enerji olarak yazılabilir. Tamam. Önemli bir sonuca daha ulaştık. Tersinir iş, sürekli akışta tersinir iş, eksi, başındaki eksiyi bu tarafa atmışız. Eksi VDP integrali 1 haliyle 2 hali arası veya 1 girişiyle 2 giriş arası. Eksi delta kinetik enerji, eksi delta potansiyel enerji. Joule bölü kilogram biriminde bunu güzelce yazmışız arkadaşlar. Sürekli akışlı bir sistemde içten tersinir bir hal değişimi sırasında yapılan tersinir iş. Sistemden çıkan tersinir iş arkadaşlar. Buradaki VTR türbünü ele aldık ya, sistemden çıkan tersinir iş. Bu çok önemli bir sonuç. Bu sonucu biraz sonra yorumlayacağız arkadaşlar. Termodinamik çok zevklidir gördüğünüz gibi. İdeal bir durumu, izantropik bir durumu tersinin iş için ele aldığımızda öğrendiğimiz tüm bilgiler çerçevesinde şöyle bir eşitlik elde ettik. Bunun önemi nedir? Üzerinde şimdi duralım. Önce şöyle diyelim. Sıkıştırılamaz akışkan için V sabittir arkadaşlar. Sıkıştırılamaz akışkanlarda özgül hacim değişimi neredeyse sıfıra yakındır. O çerçevede integral dışına çıkartabiliriz. Sıkıştırılamaz akışkanla çalışıyorsak VTR eksi V olarak yazabiliriz. İntegral içinde sadece DP kalabilir. O zaman bunun integralini almak da kolay. Bunun integrali delta P'ye eşit. Yani sıkıştıramaz akışkan için elde edeceğimiz sonuç bu. Özel bir sonuç bu. Sonuçta sıkıştıramaz akışkan için ele aldık tersinir işi. Arkadaşlar, şu sonucu önce yorumlayalım. Bir sıvının borudaki, lüledeki, yayıcıdaki sürekli akışında iş etkileşimi yok ise, sonuçta arkadaşlar bir boru içinde akışkan akımı var ama veya bir lüle içinde veya bir yayıcı içinde ama orada iş etkileşimi yok. O zaman burası sıfır oluyor, elimizde sağ taraf kalıyor. Elimizde sadece bu sağ taraf kalmışsa, burası da sıfırsa eksiden de kurtarabiliriz bu eşitliği. O zaman V delta P artı delta kinetik enerji artı delta potansiyel enerji eşittir 0 Joule bölü kilogram olarak yazabiliriz. Bunu da arkadaşlar deltaları açıkça yazarsak P2 eksi P1, burada V2'nin karesi eksi V1'in karesi kinetik enerji olduğu için
Potansiyel enerji de kod farkı Z2-Z1 cinsinden yazarız. Bu Bernoulli denklemidir arkadaşlar. Akışkanlar mekaniğinde gördünüz veya göreceksiniz. İdeal bir denklem Bernoulli denklemi. İş etkileşimi yok. Bu çerçevede bir boru içindeki akımı, yani borunun bir noktasından girip iki noktasından çıkan sürekli akışa sahip bir akışkan akımını ele aldığımızda Bernoulli denklemini bu şekilde yazabiliriz. Gördüğünüz gibi termodinamikte bunun çıkartılışı var. İdeal bir denklem çünkü boru içinde sürtünme yok. Şok dalgaları etkileri yok. Tersini akış olarak göz önüne alıyoruz. Yani ideal bir durumu göz önüne alıyoruz. Tabii siz akışkanlar mekaniğinde bu tersini eşitlikten yola çıkarak sürtünmenin olduğu gerçek durumları da ele alan eşitliğe ulaşacaksınız. Evet, Bernoulli denklemi için bu açıklamayı yaptıktan sonra tekrar bizim denkleme gelelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bizim denklemimizi şuraya güzelce yazmıştık. Örneğin türbin için ele alalım. Türbinlerde kinetik ve potansiyel enerji değişimi üzerine herhangi bir bilgi verilmemişse bunları ihmal edebiliyorduk. Bunların değişimi, şuradaki değişim yanında çok küçük kaldığı için ikisini ihmal edebiliyorduk. İhmal edebiliyorsak, türbin, kompresör, pompa için arkadaşlar tersinin işi eksi 1'den 2 VDP olarak yazabiliriz ama bu eksilik türbin için. İş çıkışı için, iş girişi varsa kompresör ve pompada ona göre artı eksiye dikkat edeceğiz. Neyse onun ayrıntısına bakacağız. Kinetik ve potansiyel enerjileri ihmal ettik. Tamam. O zaman V, TR eşittir eksi 1 girişinden 2 girişine V, DP elimizde kaldı. Arkadaşlar dediğim gibi termodinamik çok zevkli. Bakın bu sonuç çok önemli. İdeal bir sonuç ama gerçek durumlara uygulayabiliriz biz bunu. Ne görüyoruz burada? Bir türbin, bir kompresör, bir pompada iş biz veriyorsak veya iş elde ediyorsak oradan bu işin maksimum değeri nedir? Bu eşitlik. İdeal bir eşitlik çünkü. Ama bu maksimumu sağlayan bize nedir? Bir tek değer var burada gördüğünüz gibi özgül hacim. Çok önemli bir sonuç. Bu özgül hacim arttığında tersinin iş de artıyor. Ve ne kadar büyükse şuradan elde edebileceğimiz tersinin iş de o kadar büyük. Sonuçta gerçek iş de o kadar büyük olacak. Bakın idealle gerçeği çok güzel modelleyebildik. Burayı özellikle vurguluyorum. Çünkü bu sonuç çok önemli. Yaptığımız işten zevk alacağız. Ve makine mühendisi olarak, termodinamik bilen kişiler olarak, entropi bilen kişiler olarak bunu güzelce modelleyeceğiz. Bu bizi hep hayatta öne çıkarır. Gelelim sıkıştırmada. Arkadaşlar kompresör ve pompada akışkanı sıkıştırıyoruz. O zaman V küçük olacak. V küçük olursa V giren az olacak demişiz. Tamam. Genişleme de yani türbinde genişleme işi var. V büyük olursa o zaman V çıkan çok olur. Şuradaki artı eksi ona göre değerlendirdik. Kompresör kompada bu eksi yok. O zaman genişleme işleminde V büyük yani türbinde ama kompresör ve pompada sıkıştırma varsa V küçük olduğu an ne kadar küçük veya ne kadar büyükse o kadar çok iş, o kadar az iş giren ve çıkan kapsamında. Çok önemli bir sonuç. Ekonomik olarak da sistemleri değerlendirdiğimizde bu sonuçlardan yararlanabiliriz. Şimdi nasıl yararlanabiliriz? Bir tane örnek vereyim. Örneğin ısı makinelerinden örnek verelim. Isı makinelerinde türbin kullanıyoruz değil mi? Türbinden iş elde ediyoruz. O türbinden maksimum değerde veya gerçek işi elde ederken de en yüksek iş miktarı ne olabilir diye baktığımızda o zaman türbinin girişindeki özgül hacmin büyük olması gerekiyor. Biz niye türbinin girişine kızgın buhar gönderiyoruz? Kızgın su buharı gönderiyoruz. Çünkü kızgın su buharının V'si en büyük değer su için. Gördüğünüz gibi yani türbinin girişindeki kızgın buharın önemi buradan geliyor. Türbin bu kızgın buharı kullanıp doymuş buhar olarak veya ıslak buhar olarak bir çıkış sağlıyor. Biz bu çıkış ıslak buhar diyelim. Islak buhar çıkışının V'si buna yakın bir değer. Özgül hacmi. Biz o ıslak buharı direkt pompaya neden göndermiyoruz? Yoğuşturucuya gönderiyoruz. Bir kere Q çıkanı olması gerektiğini geçmişte ispatladık ama şu elde ettiğimiz sonuç açısından da çok güzel değerlendirme yapabiliriz. Eğer biz pompaya yoğuşturucu kullanmadan o ıslak buharı gönderirsek ıslak buharın özgül hacmi dedik ya
kızgın buharın özgül hacmine çok yakın olacak. O zaman pompada çok yüksek değerde bir iş kullanacağız. Elektrik işi kullanacağız. Türbinden elde ettiğimiz işle pompaya verdiğimiz iş arasındaki fark çok küçük olacak. O zaman bu ısı makinesini kullanmanın hiçbir anlamı kalmayacak. Hiç ekonomik olmayacak sonuç. Hatta bazı gerçek durumlarda diğer etkilerden dolayı sürtünme olsun, başka etkiler olsun. Pompaya vereceğimiz iş miktarı, türbine vereceğimiz iş miktarından daha yüksek değerlere de ulaşacak. O zaman yoğuşturucu mutlaka kullanacağız. Mutlaka Q çıkan olacak. Yoğuşturucu ne yapıyor? O ıslak buharı sıvı, doymuş sıvıya getiriyor veya sıkıştırılmış sıvıya getiriyor. Arkadaşlar biz suya baktığımızda sıkıştırılmış sıvının özgül hacmi en küçük değerdedir. Kızgın buharın özgül hacminin yanında. TV diyagramını hatırlayın. Sıkıştırılmış sıvı bölgesinden kızgın buhar bölgesine gittiğimizde özgül hacmin nasıl büyüdüğünü hatırlayın. O zaman pompanın girişi doymuş sıvı veya sıkıştırılmış sıvı su olacak ki özgül hacim küçük olsun ve pompa az miktarda enerji kullansın. Gördüğünüz gibi termodinamikten elde ettiğimiz bu sonuç çerçevesinde ısı makinesi örneğinde tekrar bir yaklaşım yapabildik. Q çıkanın mutlaka olması gerektiğini geçmişte ispatlamıştık çeşitli şekillerde. Ama bizim için bu tersinin iş eşitliği de buna güzel bir örnek oldu. Arkadaşlar ders notları içinde bazı kısımları ayrıntılı olarak yazdım. Tersinin sürekli akış işi eşitliğinin mühendislik açısından önemli sonuçlarını buradan okuyun. Hepsine şimdi değinmeyeceğiz. Ama tersinin iş çıkışı varsa dedik eksi ve dp integrali. Tabii bunu arkadaşlar v'yi sabit aldığımızda dışarı çıkardığımızda burası v çarpı p1 eksi p2 oluyor. Şuradaki eksiliği yok edersek yani buraya p2 eksi p1 yerine p1 eksi p2 yazarsak aynı sonuç. Bu basınç farkı çarpı v1 vtr çıkanı bize verecek. Hatta izantropik çalışıyorsak arkadaşlar izantropikte tds eşitliğimiz neydi? Tds eşittir th eksi vdp. İzantropik olarak çalışıyorsak ds'nin 0 olması lazım. Şu ds yerine 0 koyduğumuzda burası 0. O zaman ne oluyor? Dh eşittir vdp oluyor. Yani şuradaki vdp yerine aşağı yazmışız. Vdp'yi biz dh olarak da yazabiliriz. Ne zaman? İzantropik işlemlerde. Hani tersinil işlemlerde yukarıdaki eşitlik geçerli. Tamam. Bir de izantropik çalışıyorsak entalpi farkı cinsinden de yazabiliriz. Vtr çıkanı. Tabi giren için yani kompresör ve pompada V giren var. VTR gireni o zaman VDP olarak yazacağız. Buradaki eksilik yok olacak. O zaman V çarpı P2 eksi P1 olarak yazabiliriz. Yine izantropik çalışıyorsak onu DH cinsinden yazabiliriz. Bu kısmı güzelce okuyun arkadaşlar. Buraya önemli bilgileri yazdım. Biraz önce de ısı makinesinden söz etmiştik. O bilgiler de var. Buraya güzelce okuyun. Evet, termodinamik kolaydır ve zevklidir. Gelelim sürekli akışlı düzeneklerde izantropik verim hesabı. Sürekli akışlı düzenekleri geçmişte de ele aldık. Biraz önce de ele aldık. Sürekli akışlı düzeneklerde biz bu düzeneklere ideal olarak yaklaşıyorsak izantropik verim hesabını nasıl yapabiliriz? Ona bakalım. Dediğim gibi ideal durumla gerçek durumlar arasındaki ilişkiyi biliyorsak biz mühendis olarak modellememizi de en iyi şekilde yaparız. Sürekli akış giren kütlesel debi eşit çıkan kütlesel debi olacak. Sürekli akışta delta S sistem yani entropi değişimi sistemdeki sıfır olacak. Delta E sistem yani sistemdeki enerji değişimi sıfır olacak. Sürekli akışta bunlar hatırlatma. Gelelim izantropik duruma. İzantropik hal değişimi sürekli akışlı düzeneklerin mükemmelliğe ulaşmasını sağlayan bir mühendislik modelidir. Gerçek hal değişimi izantropik hal değişimine ne kadar yakın olursa düzenin çalışması da o ölçüde iyi olacaktır arkadaşlar. İzantropik verim, gerçek hal değişiminin izantropik hal değişiminden sapma oranını gösterir. Arkadaşlar izantropik verimin diğer adı da adiabatik verim. Yani bazı kitaplarda adiabatik verimi görürseniz bu izantropik verimle aynı anlama geliyor diyebiliriz. Evet o zaman sürekli akışlı düzenekleri inceleyelim. Türbinle başlayalım. Türbin bir girişi var, iki çıkışı var ve V neti veya V türbini elde ediyoruz. Enerji dengesini tekrar yapalım. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Bu sefer watt biriminde çalışmışız. Burası sürekli akışta sıfır. Türbinde
Giren kütle için kütlesel debi çarpı H1 demişiz. Çıkan kütle için kütlesel debi çarpı H2 demişiz. Bir de V türbin çıkışı var. Evet, burada ihmal ettiğimiz değerleri yazdık ve sürekli akış için şu bilgiyi verdik. Bu kısımları çok çalıştık. Arkadaşlar şu şekilde bir eşlik elde ediyoruz. V türbini başa alırsak, gerçek durumu A ile, isentropik durumu S ile gösterirsek bu şekilde iki tane eşlik yazabiliriz. H1-H2A veya H1-H2S cinsinden watt biriminde, yani bunu kütlesel debiyle çarparsak watt biriminde bunu yazarız. İzantropik durumda da S1'i S2'ye eşit alıyoruz. Bu ne demek? Giren akışkanın entropisi çıkan akışkanın entropisine eşit olacak. H2S de küçük, H2A olmak zorunda türbinlerde. Bunu biraz sonra grafikle de göstereceğiz. O zaman izantropik verimi yazalım türbin için. Eta T diyelim izantropik. Gerçek türbin işi bölü izantropik türbin işi. Gerçek türbin işi ne? V T A alt indisiyle göstermiştik. İzantropik türbin işi ne? V alt indis T S. Bunların ikisini arkadaşlar biraz önce enerji dengesinden, entalpi cinsinden elde ettik. O zaman entalpi cinsinden H1-H2A bölü H1-H2S olacak. İzantropik türbin verimi. Arkadaşlar türbinlere baktığımızda büyük türbinlerde bu verim %90 civarında çıkıyor. Bir türbinde %80, %90, %95 izantropik verim görebiliyoruz. Türbin için bunu bir grafikle arkadaşlar yorumlayalım. Adiabatik bir türbinin gerçek ve izantropik hal değişimleri için HS diyagramı demişiz. Yani entalpi entropi diyagramı. Arkadaşlar adiabatik türbin, yani yalıtımlı bir türbin için. Bakın bir noktasından giriş var. Kızgın buhar bölgesinde çalışıyoruz. Şurası kızgın buhar bölgesi ve P1 basıncı bu olsun. P2 basıncı çıkış basıncına ulaşıyoruz. Orası da 2 noktası olsun. Gerçekte biz 1'den 2A'ya geliyoruz. Bu gerçek durum. Önce 1 ile 2 arasına bakarsak arkadaşlar, gerçek hal değişimine bakarsak 1 ile 2 arasında VA kadar türbinden iş elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi gerçek durum da bu. H1 ile H2A burada dedik ya, H2A küçük olacak. Pardon, H2S küçük olacak H2A'dan. Çünkü gerçekte daha az bir iş elde etmemiz gerekiyor. Burada H2A büyük, H2S tamam. İzantropik gidersek arkadaşlar, bu iki basınç eğrisi arasında izantropik demek S'ye dik bir çizgi demek. S entropi yatay eksen. O zaman S2 eşittir S1 olacaksa, izantropik olarak çalışacaksak 2S'ye burada ulaşıyoruz. O zaman bunu uzattığımızda H2S'de burası, gördüğünüz gibi arada daha büyük bir iş değeri var. Bu ideal durum. Biz bu duruma hiçbir zaman yaklaşamayacağız ama bu VA'yı ne kadar buna yanına yaklaştırabilirsek o kadar bizim için iyi diyeceğiz. Kompresöre bakalım. Kompresörde bir girişi, iki girişi olacak ve buradaki önemli nokta kompresöre iş girişi olacak. Enerji dengesini benzer şekilde yazarsak arkadaşlar, bunu fazla uzatmayalım. Sonuçta giren işi sol tarafta bırakırsak watt biriminde yazmışız ikisini de. Gerçek durum için kütlesel debi çarpı H2A-H1'i elde ediyoruz kompresör için. İzantropik durum için, yani S1'in S2'ye eşit olduğu durum için giren iş miktarını kütlesel debi çarpı H2S-H1 cinsinden elde ediyoruz. Yukarıdaki enerji dengesinden yola çıkarak. Burada H2A büyük, H2S olmak zorunda çünkü iş girişi var. Onu da grafik üzerinde yine yorumlayacağız. Gelelim kompresördeki izantropik verime. İzantropik kompresör işi bölü gerçek kompresör işi olacak bu sefer. Çünkü izantropik kompresörde daha az iş girişi demek, izantropik kompresör işi demek. O zaman H2S-H1 bölü H2A-H1 olacak. İzantropik veya adiabatik verim deniyor demiştik bu eşitliğe. Önce grafiğini bir yorumlayalım, sonra pompaya geçelim. Hemen şuradan bakalım. Adiabatik bir kompresörün gerçek ve izantropik hal değişimleri için HS diyagramı.
Arkadaşlar kompresörde bir girişi aşağıda tabii ki, iki girişi yukarıda olacak. P1 basıncı ile P2 basıncı arasında çalışıyoruz. Önce gerçek hal değişimine bakalım. Birden biz 2A'ya ulaşacağız. O zaman H1 ile H2 arasında, yani kompresöre daha fazla gerçek durumda elektrik enerjisi girişi var, elektrik işi girişi var. Eğer biz izantropik olarak, ideal olarak çalışıyorsak, S2 eşittir S1 olarak çalışıyorsak, birden ikiye düz bir çizgi şeklinde geleceğiz. Sabit entropi için. O zaman 1 ile 2S arasında çalışıyorsak, gördüğünüz gibi VS girişi daha küçük oluyor H1 ile H2S arasında. Evet. Hemen gelelim pompaya. Pompada önemli birkaç nokta var arkadaşlar. Pompayı basitçe şu şekilde gösterirsek, bir girişi iki çıkışı var. Pompaya da bir iş girişi var. Enerji dengesine bakalım. Kinetik ve potansiyel enerji bilgini ihmal ediyoruz. Sürekli akışta burası sıfır. Pompaya M çarpı H1 kadar kütleli enerji girişi var. Pompaya bir iş girişi var. Ve M çarpı H2 kadar pompadan iş çıkışı var. Kompresörle benzer tabii ki. Pompa için VPA'yı ve VPS'yi bu şekilde elde ederiz. Gerçek ve izantropik durum için. Şu kısmı kompresörde de çalıştık. Gelelim pompada ne yapabiliriz? Bu H2S-H1'i açalım arkadaşlar. Entalpi neydi? U artı PV idi. O zaman U artı PV olarak bunu açarsak, tabi H2 için bu, H1 için bunu yazarsak ve gerekli düzenlemeleri yaparsak arkadaşlar, U2-U1'e baktığımızda bu iç enerji değişimi, pompalar doymuş sıvılarla çalışıyor. İç enerji değişimi çok küçük mertebede kaldığı için burayı sıfır alabiliriz pompalarda. O zaman elimize ne kaldı? Özgül hacim çarpı P2-P1. Şurayı da arkadaşlar hatırlıyorsunuz. VS'de. Bu pompalarda iç enerji değişimi önemsizdir. Sıkıştırılamaz akışkanlarda V1 eşittir V2 alınabilir. Onu da V olarak gösterebiliriz. Evet, H2S-H1 yerine şu eşitliğini de direkt yazabiliriz. Bunu da burada ispatlamış olalım. O zaman izantropik verim pompalar için izantropik pompa işi bölü gerçek pompa işi. Bunu entalpi farkı şeklinde de ve entalpiler oranı şeklinde de yazabileceğimiz gibi P2-P1 bölü yine H2A-H1 oranı şeklinde de yazabiliriz. Şu kısım önemli arkadaşlar. Artık elimizde problemde hangi veri varsa o kısmı alıp değerlendirmemiz gerekiyor pompalar için. Kompresörlerde verim, izantropik verim 0.75 ile 0.85 arasında olabiliyor. Pompalarda 0.85 ile 90 arası olabiliyor arkadaşlar. Bu bilgileri de vermiş olalım. Bakın, bir araştırma konusu yazmışım. Bunlar her zaman önemli arkadaşlar. Araştırın dediğim kısmını araştırıp bilgi sayfalık bir rapor oluşturursanız sizin için büyük yararı olur. Kompresörlerde izotermal verim nedir? Araştırın demişim. İzantropik verimden bahsettik veya adiabatik verimden bahsettik ama bir de izotermal verim var. Onu siz araştırın. Mutlaka elinizin altında bir bilgi notu olsun. Lüleye gelelim. Arkadaşlar, adiabatik bir lülede bir girişi, iki girişi var. Kütle girişi var, kütle çıkışı var. Yani kütleli enerji giriş çıkışı var. Tabii ki lülelerin amacı hızı arttırmaktır. O zaman kinetik enerjiyi burada ihmal edemiyoruz. Potansiyel enerji aynı akım çizgisi üstünde çalıştığımızdan dolayı potansiyel enerji zaten değişimi tabii ki sıfır oluyor. Sürekli akışta burası sıfır. Giren ne var? M çarpı H1 kadar kütleli enerji girişi var. M çarpı V1 kare bölü 2 kadar kinetik enerji girişi var. M çarpı H2 kadar kütleli enerji çıkışı var. Ve kinetik enerji çıkışı M çarpı tabii kütlesel debi olarak M üzeri nokta çarpı V2'nin karesi bölü 2 kadar da çıkış var. Evet, buradaki şu duruma eşitlersek şu yazdığımız sonuca ulaşırız. Bu sonuç lülelerde önemli. Arkadaşlar, geçmişte de konuştuk. Giriş hızı çıkış hızının yanında çok küçük kalıyor. Onun için biz bunu bilmiyorsak, bize veri verilmemişse sıfır alabiliriz.
sonucu fazla etkilemiyor. V1'i nerelerde 0 alabiliriz. V2'nin yanında çok küçük kaldığı için. O zaman yukarıdaki eşitliği buna göre değerlendirirsek elimizde H1 eşittir H2 artı V2'nin karesi bölü 2 kalıyor. O zaman gerçek durumda çıkış koşulları bizim için önemli müllede. Gerçek durumda şuraya H2A, buraya V2A yazarsak eşitliğimiz bu. İzantropik durumda şuraya H2S, buraya da V2S tabii kareleri var. Yazarsak izantropik durum bu. İzantropik verim lülede lüle girişindeki gerçek kinetik enerji bölü lüle girişindeki izantropik kinetik enerji. Bu çerçevede arkadaşlar ya entalpiler cinsinden veya entalpileri zaten yukarı yazmıştık. Onların oranını hızların karesi oranı cinsinden de yazabiliriz. Şu yukarıdaki ikisinin oranı zaten şunların oranına eşit olacak. Lülelerde izentropik verim de %90 çerçevesinde olabiliyor. Grafik olarak lüleleri de ele alalım arkadaşlar. Adiabatik bir lülenin gerçek ve izentropik hal değişimleri için HS diye arama. Arkadaşlar lüle girişi burası, çıkışı burası. Gerçek hal değişimini alırsak 1'den 2A'ya bu şekilde geliyor. P1 basıncı ile P2 basıncı arasında çalışıyor. Geçmişte de konuştuk, lüle çıkışında basınç düşer. Gerçek 2A burası ise o zaman H1 ile H2A burası veya V2A'nın karesi bölü 2 burası. İzantropik durumunda S1 eşittir S2 için 2S'ye bu şekilde ulaşabiliyoruz. Çıkış basıncını kestiği yer burası. O zaman H2S ile H1 arasında çalışacağız. Veya V2S'nin karesi bölü 2 de çalışacağız. Gördüğünüz gibi şurası daha büyük değerde oluyor. Gerçekte daha küçük bir değer elde ediyoruz. Arkadaşlar HS diyagramı üzerine konuştuk. Entalpi entropi diyagramı üzerine konuştuk. Maddelerin basınç, sıcaklık, entalpi, entropi ve özgül hacim bağlantılarını gösteren grafiklere Mölgar diyagramları denir. Arkadaşlar biz termodinamik okurken elimizde Mölgar diyagramları vardı. Entalpi değerlerini, entropi değerlerini, özgül hacim değerlerini bize ne lazımsa onun üzerinden okurduk. Su için Mölgar diyagramları vardı. Şimdi kitaplarda tablolar ayrıntılı olarak veriliyor. Ama bulabilirseniz bir Mölgar diyagramı edinin. Gerçekten o diyagram da önemli ve kullanışlı bir diyagramdır. Bazı kitap evleri hala Mölgar diyagramları satıyorlar. Büyük bunlar. Sıfır ölçeğinde olabilir büyük diyagramlardır. Bulabilirseniz her mühendisin elinde olması gereken önemli diyagramlardır. Evet, şimdi bir örnekle devam edelim. Arkadaşlar bu kadar konuştuk. Önemli bir mühendislik problemiyle devam edelim. İzantropik verimler hakkında konuştuk. Onunla ilgili örnek yapalım. Buhar türbünü ele alalım. Arkadaşlar önce türbüne bakalım. Buhar türbünü. Amaç ve çıkanı elde etmek. Bir noktasından giriş var. 4 megapascal basınç ve 350 derece santigratta. 3 noktasından çıkış var. 30 kilopascal. Ama burada özel bir durum var. 2 noktasından da bir çıkış elde edilmiş ve giriş buharının %6 kadarı alınıyor. Neden? Bu fabrikada bir sistem. Besleme suyunu ısıtmak için türbinden bir miktar artık burası ıslak buhar mı olur, doymuş buhar mı olur bunu alıp kullanıyor. Yani %6 kadarını kullanıyor. Diğeri bu 3 noktasından çıkıyor. Arkadaşlar buradaki basıncı 8 kilopascal olarak ölçmüşler. Burası 30 kilopascal, burası 4 megapascal. Zaten yüksek basınç, yüksek sıcaklıkta türbine girecek ve yüksek özgül hacimde girecek artık. Bunu da biraz önce öğrendik. Bu özel durumu mühendis olarak bir değerlendirelim arkadaşlar. İzantropik verimler verilmiş. 1 ile 2 arası bakın. 1'den giriş 2'den farklı bir çıkış var. Oradaki izantropik verim %97 olarak verilmiş. 1 ile 3 arası pardon 2 ile 3 arası bu sefer. 2 ile 3 arası izantropik verim %95 olarak verilmiş. Yani 1 ile 3 arası da verilebilirdi ama 2 ile 3 arası verilmiş. Bu neler verildiyse bize elimizde hangi bilgiler var ise bu çerçevede V çıkanı bir değerlendireceğiz. Ve türbinin genel bir izantropik verimini elde edeceğiz.
Şu ikisi özel durumlar. Bununla, bunun ve bununla bunun arasındaki izantropik verimler. Ama bu türbinin genel izantropik verimi nedir? Onu da güzelce ele alalım. Mühendisçe problemi çözmeye çalışalım. Arkadaşlar bu problem yazılı olarak web sayfasında yok. Ve sadece abonelere ben bunu göndereceğim. Onun da açıklamasını bu videonun altındaki açıklama bölümünden görebilirsiniz. Evet, enerji dengesine bakalım. E giren eksi E çıkan eşittir delta sistem olarak yazıyoruz. Birinci yasayı watt biriminde yazmışız. Artık burası sıfır öğrendik. Bakın türbünle çalışıyoruz. Bir giriş var. 1, 2, 3 çıkış var. Ona göre değerlendireceğiz. Kütleyle enerji girişi kütlesel debit cinsinden watt biriminde M1 çarpı E1 olacak. Çıkanlar M2, E2, M3, E3 ve V çıkan. Arkadaşlar bunu yazdık. Bakın bu farklı bir problem. Sonuçta giriş debisi 2 debiye ayrılıyor. Ona göre kütlenin konumunu devreye alacağız. Bakın önemli nokta burası. M1 kütlesel debisine giriyor. M2 bunun %6'sı kadar olacakmış. Burada yazıyor. Giriş buharın %6 kadarı alınıyor. M3 o zaman geri kalan. %100 eksi %6 yani M1'in %100 eksi %6 kadarı M3 olacak. Bunu matematik olarak daha güzel yazarsak M2 eşittir 0.06 M1. M3 eşittir farkını alırsak 0.94 M1 olacak. Gördüğünüz gibi kütlesel debileri de kütlenin korunumu kanunu çerçevesinde modelledik. O zaman zaten bak şurada M1, M2, M3 olarak yazmışız. Aynı değil bunlar. Evet, enerji dengesinden elde edeceğimiz eşitlik bu çerçevede M1, H1, M2, E2, M3, E3, V çıkan olacak. Eşitlik burada. V çıkanı tek başına bırakırsak amaç bu zaten. V çıkanı görmek. O zaman matematik olarak düzenlersek M1, E1, M2, E2, M3, E3 eksiler, artılar cinsinden bu şekilde yazılabilir. M2'nin karşılığını M1 cinsinden yazalım. 0.06 M1. M3'ün karşılığını M1 cinsinden yazalım. 0.94 M1. Tekrar düzenleyelim. Her tarafı M1'e bölelim. V çıkan bölü M1. O zaman buradaki M1 gider. Buradaki M1, buradaki M1 gider. Tamam. Jül bölü kilogram biriminde buna elde ederiz. Şu oranı biz küçük V ile gösterebiliriz. Artık jül birimine döndük. Çünkü kütlesel debiye böldük. Zaten şurada jül bölü kilogram yazmışız. Yukarıdaki watt. Küçük V çıkan eşittir H1 eksi 0.06 E2 eksi 0.94 H3 oldu. Tamam, bu eşitlik burada dursun. Kırmızı ile işaretledik. Bunu kullanacağız. Şimdi entalpileri halletmeye bakalım. P1 4 MPa, T1 350 derece santigrat. Arkadaşlar türbin girişi kızgın buhar olur. Yine burada ispatlamışız. 4 MPa için T doyma 250 ise, burası 350 ise T1 büyük TD olduğu için kızgın buhar bölgesindeyiz. Tablo 6'dan H1 ile S1'i okumuşuz. Tamam. Bu sayısal değerleri kullanacağız. Burada dursun. Şimdi izantropik verimi öğrendik. 1 ile 2 arası izantropik verim verilmiş. O zaman S1 eşittir S2 yaklaşımı ile eta 1-2 yardımıyla gerçek H2 değerini bulacağız. İzantropik verim bize verilmişse bir verim eşitliğimiz var. Bu verim eşitliği S1 eşittir S2 için elde edilmiş ama buradan gerçek H2'yi çekebiliyoruz. Tamam. O zaman hal 1'i hallettik. Hal 2'ye bakalım. P2 800 kilopascal, S2 izantropik olarak çalışıyorsak eşittir S1 6.5843 kilojoule bölü kilogram kelvin. Bu değeri zaten şurada halletmiştik arkadaşlar yukarıda. 8 kilopascal verilmiş. Bu iki değeri elimizde varsa ve aşağıda da entropi değerleri varsa o zaman 8 kilopascal'ın karşısındaki SF, SG, SFG'yi buraya yazalım. Karşılaştırdığımızda arkadaşlar S2 SF ile SG arasında kalıyor. Yani iki durumu ıslak buhar bölgesine düşüyor. Entalpi bize lazım. Entropi değerleri elimizde olduğundan dolayı izantropik koşulda yani S2 eşittir S1 koşulunda X2 yani kuruluk derecesini elde ederiz. Çünkü ıslak buhar bölgesine düşmüşüz. Tamam. X2'yi buradan 0.98323 bulduk.
Gelelim H2S'ye. İzantropik çalıştığımız için iki noktasının, iki çıkışının entalpisi H2S olarak gösterilecek. Arkadaşlar şu değerle, şu değeri yine ıslak buhar tablosundan 800 kilopascal için okuyoruz. Bunları geçmişte çok çalıştık. X2'yi bulduğumuzdan dolayı buraya yerleştirdik. O zaman izantropik durumdaki entalpi değerini biz 2734.04 kilojoule bölü kilogram buluyoruz. H2S'yi. H1'i yukarıda bulduk. 3093.3 kilojoule bölü kilogram. İzantropin entalpisini de bulduk. O zaman izantropik verim neydi? H1-H2A bölü H1-H2S. Sadece burada H2A'yı bilmiyoruz. Bize verim de 0.97 olarak verilmiş. Tamam. İzantropik verim çerçevesinde gerçek entalpiyi 2744.82 kilojoule bölü kilogram olarak hesaplamış olduk. Arkadaşlar işimiz bitmedi. İzantropik durumu burada hallettik. Gelelim şimdi gerçek duruma. P2 800 kilopascal. H2 bu sefer H2A. Gerçek durumsa 2744.82 kilojoule kilogram. Yine hangi bölgede çalışıyoruz? Aynı şeyleri yapacağız. 800 kilopascal için bu sefer HF, HG'yi yazarsak bizim H2 gerçek değeri bunların arasında kalıyor. Yine ıslak buhar bölgesindeyiz. Yukarıda da ıslak buhar bölgesi bulduk ama izantropikteki X2 ile gerçekteki X2 aynı olmayacak. Bakın buradaki 0.98.85 çıkmış. Yukarıda 0.98.323. Biraz farklı. Sonuçta gerçekle izantropik arasında çalışıyoruz. Şu HF ve HG değerlerini biraz önceki durumda da kullanmıştık arkadaşlar. Tablodan okuyup buraya yazmıştık zaten. Şurada da var. Evet. Gerçek H2 değeri çerçevesinde gerçek X2'yi elde ettik. Buradan gerçek entropiyi elde edelim. Neden? Şurada biraz sonra konuşacağız. Önce S2'yi elde edelim. S2A'yı. Sayısal değerlerin hepsi elimizde var. S2 veya S2A ikisi de aynı şey. 6.6086 kilojoule kilogram kelvin olarak elde ediliyor. Neden? Çünkü 2 ile 3 arası izantropik verim verilmiş arkadaşlar. O zaman bize 2 ile 3 arası izantropik verim verilmişse S2 eşittir S3 yaklaşımıyla ve eta 2-3 yardımıyla gerçek H3'ü bulacağız. Biraz önce de yaptık, aynı şeyi yapacağız. İzantropik verim verilmiş bize. Bu çerçevede 2 ve 3 noktasının bazı bilgileri lazım. Ama 3 noktasında sadece 30 kilopascal verilmiş. Bir de eta 2-3 verilmiş. Bu ikisi bize yetmiyor. Bir tane daha bağımsız özellik lazım ama izantropik çalışıyoruz dediğimizden dolayı S3 eşittir S2 yazabiliriz. Onun için yukarıda S2'yi bulduk. 6.6086 kilojoule kilogram kelvini burada kullanacağız. Yine SF ve SG ile 30 kilopascal için bu sefer SF ve SG değerleriyle bunu karşılaştıracağız. 2 ile 3 arası için yaklaşımımız bu şekilde. Karşılaştırdığımızda yine bizim S3 değeri SF ile SG arasında kalıyor. Islak buhar bölgesinde çalışıyoruz. S3 belli, SF, SG belli. Hemen izantropik durumun X3'ünü 0.83-0.16 olarak buluruz. İzantropik verim verildiği için bize izantropik H3 değeri lazım. Arkadaşlar şunu yine basınç neydi? 30 kilopascal. 30 kilopascal'da HF ile HFG'yi okuyacağız, buraya yazmışız. Zaten yukarıda X3'ü bulduk. O zaman H3S 2227.94 kilojoule bölü kilogram bulunuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dikkatli olacağız. İzantropik verim bilgileri altında yaklaşımımız bu şekilde olacak bu özel soru için. 2 ile 3 arasındaki türbünün izantropik verimi 0.95 verilmiş. Entalpileri buraya yazdık. Sadece bilinmeyen H3A. Onu da 2253.79 kilojoule bölü kilogram bulduk. Arkadaşlar bunlar hem özellikleri hem de izantropik verim tanımlarını kullanarak bulduğumuz gerçek ve izantropik değerler. Şurada kırmızı oku bırakmıştık. Bunu tekrar göz önüne alabiliriz. Çünkü H1'i bulduk, H2'yi bulduk, H3'ü bulduk. Buradaki bu H değerleri gerçek değerler. Kırmızı okumuza devam edersek. Evet, şuraya arkadaşlar matematik olarak şöyle de yazabiliriz. Önemli değil yani. Siz yukarıdakini de kullanın. Ama matematik olarak
H1 eksi E2 artı 0,94 H2 eksi E3 olarak da yazılabilir. Hepsinin sayısal değeri elimizde var. O zaman V çıkan 810,05 kilojül kilogram giriş. Bu da önemli çünkü biz giriş debisi çerçevesinde şu V çıkanı elde ettik. 810,05 kilojül bölü kilogram giriş. Tamam. Soru bitti mi? Hayır. Türbinin genel izantropik verimini bize istiyordu. O zaman nedir? Gerçek durumla izantropik durumun oranı. Gerçek durum ne? V çıkan olarak burada var bak. Gerçek durum. Veya aşağıda yazdığımız bu bir gerçek durum. Bunun pay kısmına yazmışız. İzantropik durumu yukarıdakinin S'lileri olacak. H3S, H2S. Bütün hepsinin sayısal değeri var. O zaman türbinin genel izantropik verimi 0,95 çıkıyor. %95 veya %96'ya yakın bir değerde çıkıyor. Arkadaşlar güzel bir soru. Güzel bir mühendislik sorusu. Ben bunu TS diyagramına da taşımışım. Arkadaşlar güzelce çizmeye çalıştım. Sonuçta 1 ile 2 ile 3, 1'den 2'ye ve 3'e giderken izantropik olarak gidiyorsak S1 eşittir S2 eşittir S3 yazmışız. Şu çizgi üstünde çalışıyoruz. Islak buhar bölgesinde düşen kısımları da göz önüne alarak çizmeye çalıştım. 4 MPa ile 30 kPa ve arada 0,8 MPa var. Bu değerler arasında çalışıyoruz. Gerçek durumda ise gördüğünüz gibi entropi 1'den 2'ye gelirken ve 3'e gelirken artıyor bir miktar. Şuradaki artışı da görüyorsunuz. Ama ideal durumda, izantropik durumda entropiyi sabit alıyoruz. Tamam. TS diyagramı da önemli arkadaşlar. Çizmeyi bileceğiz. TV ve PV diyagramlarını çok çalıştık. Onlara benzer TS diyagramının da içinde sabit basınç eğrileri var. Arkadaşlar, kısa ve önemli özet bilgilerle devam edelim. Arkadaşlar, termodinamik dersinde entropinin artık sonuna geldik. Entropiyi de bitirdik. Çok önemli konuları işledik. Ben bunları dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bu entropi bölümü bizim mühendisler için çok önemli arkadaşlar. Birinci yasayı ne kadar iyi bilirseniz bunun yanında ikinci yasa da önemli. Entropi de önemli, entropi dengesi de önemli. Bunu bildiğiniz an sırtınız yere gelmez. Onun için kısa ve önemli özet bilgiler üstünden bir daha geçelim. Bütün bunlar çok kolay esasında. Entropi dengesi arkadaşlar. Önce şuradan bakalım. S giren eksi S çıkan artı S üretim eşittir delta sistem olarak bunu yazdık. Jül bölü Kelvin biriminde. Önce delta S'ye bakalım. Delta S sistem için yazmışız. Tamam. Üstüne ne yazmışız? Sınır içinde yani sistemde entropi değişimi. Burası bu şekilde isimlendirilebilir. Bazı sorularda sadece entropi değişimi sorulduğunda delta S sistemi hesaplayın demek istiyor. Gelelim şu tarafa. S üretim. Seçilen sınırda entropi üretimi. Aylık sınır, aylık sistem sınırı mı? Yoksa sistem sınırı mı artık? Hangi sınırı seçiyorsak oradaki entropi üretimi arkadaşlar. Bu da çok önemli. S üretim 0 ise tersinir işlem. İdeal durum. Tersinir işlemin tek tanımı S üretim 0 ise. S üretim büyük 0 ise tersinmez gerçek durum. Gerçek işlem. Zaten herhangi bir sistemin çalışması için S üretimin sıfırdan büyük olması lazım. Gerçek sistemlerde entropi üretiminin olması gerekiyor. S üretim küçük olamaz dedik. Böyle bir sonuç buluyorsanız hata yapıyorsunuz. Gelelim bu tarafa. S giren eksi S çıkan var. Sınırı delen entropi geçişleri. Bu delen kelimesini özellikle kullanıyorum aklımızda kalsın diye. Enerji için de aynı tanımını yapmıştık. Burada da sınırı delen entropi geçişleri. Bu S giren ve S çıkan neler olabilir? S ısı olabilir giriş çıkış olarak. Onu T'yi sabit olarak Q bölü T olarak yazabiliriz. Q'yu gördüğümüz an zaten entropi aklımıza gelecek. Entropi direkt Q ile ilişkili. Arkadaşlar burayı basitçe Q bölü T olarak yazabiliriz. Tabi ayrıntısını daha önce konuştuk. Başka kütle. S giren ve S çıkan olarak S kütleden de bahsedebiliriz. M çarpı S. Entropi küçük S yani özgül entropi. Neden kütlede bir M çarpı S'yi göz önüne alıyoruz? Çünkü kütleyi o sıcaklığa getirmek için belli bir ısı veriyoruz. Nerede Q var orada entropi var. Evet iş için
Her zaman entropi sıfırdır. İş için entropiden, sınırı delen entropi giriş çıkışından söz edemeyiz. Evet, gelelim delta S sistemin altındaki önemli konulara. Güzel bir özet yapmaya çalıştım arkadaşlar burada. Çevrim için delta S sistemi her zaman sıfır alıyoruz. Sürekli akışlı sistem için delta S sistem sıfır, yani M1 işte M2 veya toplam M1 veya toplam M'ye giren eşittir toplam M çıkan yazabiliyoruz. Veya bir giriş bir çıkış için M1 eşittir M2 için sürekli akışta bunu yazıyoruz. Açık sistem için sürekli akış, açık sistem için kararsız akış karşımıza çıkıyorsa o zaman delta S sistem M2 S2 eksi M1 S1 oluyor. M1 M2'den farklı oluyor. Açık sistem için iki tane durumu göz önüne almışım. Kapalı sistemde delta S sistemi M çarpı S2 eksi S1 yazabiliyoruz. M ortak. Güzel. Entropi dengesini bu şekilde özetleyebiliriz. Bu bize her şeyi gösteriyor. Gelelim bazı önemli noktalara. Arkadaşlar tersinin işlemde tek şart S üretim 0 J bölü Kelvin dedik. İzantropik işlemleri de gördük. Arkadaşlar izantropik işlemler kapalı sistemler içinde olabilir, açık sistemler içinde olabilir. Kapalı sistemde delta S sistem 0 olacak. Yani S1 eşit S2 alacağız. İzantropik durumda açık sistemlerde ise S kütle giren eşit S kütle çıkan olacak. Yani S giren eşittir S çıkan alacağız. S giren eşittir S çıkan izantropik bir işlem açık sistem için. S1 eşittir S2 kapalı sistemde izantropik bir işlem. Başka önemli ne konuştuk? Adiabatik işlem. S ısı giren, S ısı çıkan sıfırdır adiabatik işlemde. Entropi açısından bakarsak da enerji açısından geçmişte baktık. Başka tersinir işlemde S üretim sıfır demiştik. Bakın bu ikisini burada birleştirmişiz. S üretim sıfır, S ısı çıkan sıfır, S ısı giren sıfır. O zaman yukarıdaki eşlikte bu sıfır, bu sıfır, bu sıfır elimize ne kaldı? Delta S sistem eşittir sıfır kaldı. Adiabatik ve tersinir çalışıyorsak bunların ikisinin birleşimi izantropiyi oluşturuyor zaten. Yine konuştuk bu dersin başında. İzantropik işlem S1 eşittir S2 veya S giren eşittir S çıkan dedik. Adiabatik artı tersinir diye bir kavram soru içinde görürseniz, orada soru içinde izantropik diye bir kavram yoksa ama aklımıza izantropik gelecek. Adiabatik artı tersinin durum izantropiyi oluşturuyor. İdeal yaklaşım tersinir ve izantropik işlemlerdir arkadaşlar. Yine buraya yazmışız. Delta S sistem M çarpı S2 eksi S1, S kütle M çarpı S. Arkadaşlar bu sınırda, bu sistemde. Ama bunların ortak noktası nedir? Buradaki S1, S2, S giren ve S çıkan saf madde için varsa tablolardan alınır. İdeal gaz sıkıştırılamaz akışkan veya sıkıştırılamaz sıvı ve katı için geliştirilen eşitliklerden hesaplanır. Bu eşitlikleri geliştirdik biz. Bölüm 1'de var. Bir de ne gördük? Önemli bir konu arkadaşlar, mühendislikte önemli bir konu aylık sistemlerdeki bu entropinin artışı ilkesinin ispatlanması. Sistem artı çevresine biz aylık sistem diyebiliriz. Aylık sistemde S giren 0, S çıkan 0. O zaman S üretim eşittir delta S aylık oluyor. Bu S üretim eşittir delta S aylık sistemse aylık sistem DS sistem artı DS çevreden oluşuyor. O zaman bu ikisinin toplamı DS aylık ama S üretime eşit. S üretime eşitse biz ne dedik? S üretim gerçek sistemlerde her zaman sıfırdan büyük. O zaman entropinin artışı ilkesini bu şekilde tanımlamıştık. Bu eşitlik çok önemli. Bazı problemlerde karşımıza çıkabilir. Başka önemli bir nokta, yine bugün bu derste çalıştık. Sürekli akışta maksimum iş eldesi, yani maksimum iş eldesi ne demek? İş çıkışı demek. Minimum iş girişi için tersinir bir yaklaşım yapıyorsak sürekli akışta VT ve tersinir gireni VDP integraliyle ve tersinir çıkanı eksi VDP integraliyle yazdık. Arkadaşlar şu sonuç da çok önemli. İdeal durumda bunu güzelce yorumladık. Isı makinesi için de bir örnek verdik. Türbinin girişinin neden yüksek özgül hacimde olması gerektiğini, pompanın girişinin neden
düşük özgül hacimde olması gerektiğini ele aldık. Giren ve çıkan iş değerlerinin yüksek olması için bu V değerlerinin yüksek veya düşük olması gerekiyor. Sisteme giren vereceğimiz elektrik işi bu VTR girenle ilişkili olduğu için özgül hacim değeri küçük olacak. Sistemden biz yüksek değerde bir çıkış işi elde etmek istiyorsak bu V değeri büyük olacak dedik. Tamam. Arkadaşlar bu özet bilgiler çok önemli. Bu özet bilgileri bu şekilde ele almış olalım. Evet, dersimizi bitirmeden önce yine güzel bir örnek yapalım. 3 kilogram helyum gazı 100 kilopascal basınç ve 27 derece santigrat sıcaklıktadır. Adiabatik olarak 9 kilopascal basınca sıkıştırılmaktadır. İzantropik sıkıştırma verimi %80 ise giren gerçek iş miktarını kiloj olarak hesaplayınız. Bakın, kapalı sistemde izantropik sıkıştırma veriminden bahsetmişiz. Bir piston silindir düzenini ele alabiliriz. Yani sıkıştırma işlemi diyor, aklımıza bu gerçek kapalı sistemde. Burada helyum var 100 kilopascal 27 derece santigratta başlangıçta. Bunu biz sıkıştırıyorsak V giren olacak. Bu çerçevede izantropik sıkıştırma verimi verilmiş. Biz bu giren gerçek iş miktarını elde edeceğiz. Bunu da güzelce çalışalım. Termodinamiğin birinci yasası E giren eksi E çıkan eşit delta E sistem. Kapalı sistem burada M çarpı U2 eksi U1 yer alacak. Bu helyum ideal gazı için. Adiabatik dediğimiz için çıkan bir ısı çıkışı olmayacak. Neden? Çünkü bu helyum sıkıştıkça ısınır ama iyi yalıtıldığı için dışarıya ısı çıkışı olmayacak. Zaten iş çıkışı da yok. Tamam. İş girişi var. VG. Tamam. Toparlarsak VG eşittir M çarpı U2 eksi U1 oluyor. İdeal gazlarda U2 eksi U1'i gördüğümüz an aklımıza sabit hacimdeki özgül ısı gelecek. O zaman U2 eksi U1 yerine arkadaşlar CV çarpı T2 eksi T1'i yazabiliyoruz. Tabii ki başta M olmak üzere jül biriminde bunu yazmışız. Bu bilgileri geçmişte hep çalıştık. Gelelim bugünkü özel bilgilere. İdeal gaz için izantropik durumu ele almışız. Ya bunu da biraz önce çalıştık. Ben buraya özet olarak yazmışım arkadaşlar. S2 eksi S1 eşitliklerini şu iki şekilde yazabiliyorduk. Biz S1 eşit S2 dediğimiz an izantropik durumdan bahsediyorduk. Bu iki eşitlikten izantropik durum için aşağıda verilen eşitlikler elde edilmiştir. Bunu da bugün çalıştık. Şu üçünden hangisi bize lazımsa onu kullanabiliriz. Bu soru için arkadaşlar sıcaklık eşittir basınçlar, sıcaklıklar oranı eşittir basınçlar oranını kullanmışım. Çünkü sıcaklık ve soruda basınç bilgileri var. Tamam. Şu kısmı çalıştığımız için bunu hızlı geçtim. Gelelim bu helyum ideal gazı için K değerini ve CV değerini saptamaya. Çünkü soruda bunlar bize lazım olacak. Tablo A2'de 300 Kelvin için arkadaşlar K 1.667, CV'de 3.1156 olarak var. Bu birimsiz K. Bunun birimi tabii ki kilojül kilogram Kelvin. Arkadaşlar 300 Kelvin'de almışız. Yani sıcaklıkla fazla bu değerler değişmiyor. Siz bu soruda sonuçta ortalama sıcaklık değerine bakıp 300 Kelvin ve ortalama sıcaklık değerindeki şu değerleri karşılaştırabilirsiniz. Birbirine yakın olduğunu göreceksiniz. Biz ne dedik? Bu soruda şu eşitliği kullanacağız. İzantropik durum için. Neden? İzantropik verim verilmiş. T2 ise bölü T1. T1 sıcaklığı 27 derece. Tabii artı 270.15 Kelvin olacak. Sıcaklıklar her zaman Kelvin. Basınçların değerleri verilmiş. Buraya yazdık. Üzeri de K değerine bağlı olarak 1.667 eksi 1 bölü 1.667 olacak. Burada tek bilinmeyen T2 ise, yani sistemi sıkıştırdıktan sonra ne kadar ısınır ama izantropik olarak 723.02 Kelvin'e geliyor bu helyum sıkıştırıldıktan sonra. Bizim elde ettiğimiz iş girişi eşitliği M, CV, T2 eksi T1'de izantropik olarak çalışıyorsak buraya izantropik T2S'yi yerleştireceğiz. Diğer veriler elimizde var. O zaman VS giren, yani S demek izantropiyi S alt indisiyle gösteriyorduk. 3952.48 kilojül. Arkadaşlar, izantropik olarak çalıştık şu anda. Neden? İzantropik verim verilmiş bize. İzantropik verimden gerçek değere geçeceğiz.
Önce izantropik VSG'yi bulduk. Gerçek iş izantropik verim neydi? İzantropinin gerçeği oranı. Sıkıştırma işleminde, bakın burada sıkıştırma, yani kompresöre benziyor. Kompresör de sıkıştırır gazı. Piston silindir düzeyini de sıkıştırıyor. Yani genişleme mi, sıkıştırma mı? Ona göre verimi tanımlayacağız. Bakın çok dikkat edin bu duruma. İzantropik verim 0.88 verilmiş. 3952.48 kilojülü VSG'yi burada elde ettik. Gerçek VAG'yi buradan çekeriz. 4940.60 kilojül elde ediyoruz. Arkadaşlar, kapalı sistemlerde izantropik verim nasıl kullanabilir? İzantropik yaklaşımı nasıl yapabiliriz? Gayet güzel bir soru. Hep açık sistemlerde yaptık. Kapalı sistemler için de böyle bir soru göz önüne alınabilir. Burada bir bilgi notu vermişim. Entropi dengesine bakmışız. Arkadaşlar, bakın adiabatik işlem var. Entropi dengesini yazdığımızda Q yoksa SG yok, SC yok. Kapalı sistem zaten bu. Kütle giriş çıkışı yok. Isı giriş çıkışı da yok. Adiabatik sistem. Bu ikisi sıfır. İzantropik durumda çalışıyorsak S1 eşittir S2, burası da sıfır. O zaman S üretim sıfır oluyor. Yani tersinin işlemi de burada bir ispatlamış olduk. Tersinin işlemde S üretim sıfır olacak ideal durumda. Adiabatik artı tersinin işlem izantropik işlemdir diye buraya yazmışız. Neden? Bakın bunu da ispatladık. Şurası adiabatik, burası tersinir. Burası adiabatik, ikisinin birleşimi zaten izantropiki oluşturdu. Bu da hani ek bilgi olsun diye vermişiz. Arkadaşlar, bir soruyla bitirelim. Çevrim geçiren sistemde delta S çevrim eşittir 0 J bölü Kelvin ise bu çevrimi izantropik kabul edebilir miyiz? Örneğin ısı makinesi için. Bunu bir düşünün sonuçta. Cevabı kolaylıkla bulursunuz. Evet, entropinin önemi demişim. Zaten söz ettik. Kısaca yine söyleyeyim. Biz makine mühendisleri için, mühendisler için termodinamiğin birinci yasası, ikinci yasası çok önemli. Entropi bilgileri altında arkadaşlar çok güzel şeyler öğrendik. Mühendis olarak çok güzel sonuçlara ulaştık. Dediğim gibi bu konuları çok iyi bilen mühendis her zaman bir adım önde olur. Arkadaşlar, bugüne kadar termodinamik bir altında dersleri işledik. Videoları ele aldık. Bu videoları yapmamın birkaç amacı var. Bir tanesi uzaktan öğrettiğim için. İkincisi termodinamikle ilgilenen herkese bazı bilgileri aktarabilmek için idi. Tabii ufak tefek hatalar yaptığımı görüyorum geçmiş videoları izlediğimde. Örneğin jül bölü kelvini jül bölü kilogram olarak da okumuşum bazı videolarda. Siz ama onları, o hataları görüp hemen düzeltebilirsiniz. Neden böyle oluyor? Bir kere ben işimi çok seviyorum ve bu videoları hazırlarken inanın birkaç gün çalışıyorum. Özenle yazıyorum, problem arıyorum, mükemmel şekilde yapmaya çalışıyorum. Ama ne öğrendik? Mükemmelliğe ancak yaklaşabiliriz, mükemmel olamayız. Her sistemde verim %100 olamıyor, mükemmelliğe yaklaşamıyor. Ben de termodinamik notlarını hazırlarken mükemmelliğe yaklaşmaya çalışıyorum ama anlatırken, yazarken ufak tefek hatalar oluyor. Onları da gördüğümde söylüyorum. O ufak tefek hataları siz de gördüğünüzde zaten düzeltirsiniz. Mükemmel bir sunum, mükemmel bir ders notum maalesef yok. Ama ben işimi seven biri olarak en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Tek amaç sizlere faydalı olabilmek. Sevdiğim bir işte termodinamik biri size anlatabilmek oldu. Arkadaşlar, şimdi madem termodinamik bir dersinin sonuna geldik, o zaman bir sürprizle bu dersi bitirelim. Mühendisin biri saçını kestiriyormuş. Berber sormuş, ne iş yaparsın? Mühendisim ben. Mezun musun? Evet. En çok hangi derste zorlandın? Termodinamik. Aradan birkaç dakika geçmiş. Berber tekrar sormuş, hangi dersti? Termodinamik. Ne? Termodinamik dedim ya. Biraz sonra berber yine sormuş, demek en çok termodinamik dersinde zorlandın ha? Evet, evet, evet. Termodinamik dersinde. Berber 3-5 dakika sonra aynı konuyu bir daha açmaya kalkışınca
Mühendis isyan etmiş. Yahu kardeşim, en çok zorlandığım ders termodinamik dedim ya. Niye tekrar tekrar soruyorsun? Berber cevap vermiş. Termodinamik deyince saçların diken diken oluyor. Ben de daha rahat kesiyorum demiş. Evet arkadaşlar. Termodinamik 1 konuları bitti. Termodinamik 2 konularında görüşmek üzere. Özellikle egzerji konusuyla devam edeceğiz.